Tekrardan rejimine özgürlük çığlığı geliyor. Bir yaşam, istilam, boyun. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Biz göndereceğiz, biz. Emek ve özgürlük ittifakı. Yolumuz açık olsun. Emek ve Özgürlük İttifakı, yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim şiarıyla 15 Ocak'ta İstanbul Kartal'da ilk mitingini gerçekleştirdi. Türkiye'yi böyle özgürleştireceğiz. Emek Özgürlük İttifakı tam bunun için kuruldu zaten. Bugün de ilk kez evet ittifak olarak sokaktayız ve bizim için çok kıymetli. Çünkü biz ne masa başında kurulan partileriz ne memleketin dertlerine kapalı kapılar ardında çözüm arayan partileriz. Ya, düzen muhalefeti tek adam yönetimi karşısında aman susun diyor. Aman meydanlara inmeyin diyor. Bunu biz doğru bulmuyoruz. Taban tabana düzen muhalefetiyle ayrı bir çizgiye sahibiz. Bizim yerimiz sokaklar. Arkadaşlarımızla birlikte bunun için bugün buradayız. En önemlisi halkın siyasete katılım kanallarının son derece daraldığı bir yerde halkın sözünü söyleyeceği zeminleri büyütmemiz lazım. Diliyorum ki önümüzdeki günlerde de bu mitingler bütün iş yerlerinde, bütün sendikal güçlerde, bütün meslek odalarında arkası gelsin. Ve halkın bu değişim isteğinin başarıya ulaşması için en geniş birlikteliği sağlayalım. Emek ve Özgürlük İttifakı demokrasiden yana, emekten yana, işçi sınıfının haklarından yana tüm emek örgütlerini kapsıyor. Biz de Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği olarak elbette ki böyle bir ittifaka destek vermenin anlamlı ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Emek Özgürlük İttifakı bu ülkedeki milyonları temsil ediyor. O milyonların taleplerini, çıkarlarını temsil ediyor ve sorunlarına çözüm önerileri üretiyor. Bugün ilk mitingimiz ve bu mitingde de hakikaten çok büyük bir coşku, sıcaklık ve inanç var. Yani bu alanda aslında geleceği dönüştürmeye yönelik umudum ve kararlılığım ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. 82 milyon bu havayı hissedecek, bu rüzgarı hissedecek. Gerek dünyada gerekse de Türkiye'de kapitalizm sadece yıkım, kriz ve kaos üretiyor. Dünya meydanları adeta bir isyan sahnesine dönüşmüş durumda. Türkiye'de de toplumdaki hoşnutsuzluğun arttığı ve iktidar partilerinin oy tabanının eridiği bir süreçten geçiyoruz. Emekçi kitleler, Cumhuriyet tarihinin en büyük yoksullaşma dalgasıyla karşı karşıyalar. Rejim ise sıkıştıkça saldırganlaşıyor. Kaos ve gerilim politikalarını devreye sokuyor, savaştan, baskıdan, zorbalıktan medet umuyor. Ancak toplumda biriken değişim arzusunu bastıramıyor. Bugün burada grevleri yasaklanan işçiler, yoksulluğa mahkum edilmek istenen emekçiler var. Bir umudu büyütmek için buradayız. Bugün burada şiddete, ayrımcılığa, yok sayılmaya hayır diyen kadınlar var. Barınamıyoruz diyen, geçinemiyoruz diyen öğrenciler buradalar. Öğrenciler günden güne çalışmak zorunda kalıyor, yoksullaşma var. Ancak kendimi burada bulabiliyorum ve bu yüzden burada yürüyorum. Birlikte başaracağız. Bugün burada savaş politikalarına hayır diyen Kürtler, ayrımcılığa karşı çıkan Aleviler var. Seni göndereceğiz. Birleştik. Bütün gücümüzle göndereceğiz. Yaşasın işçilerin birliği, hakları. Sömürüye, esarete, zorbalığa karşı mücadele eden sosyalistler buradalar. Yaşasın örgütlük mücadelemiz. Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan İstanbul bu kuşatmayı kıramaz. Hayırlı, mağdur, olmamalı.
bizimsin İstanbul. Eylül ayında kurulan ve bugüne kadar çeşitli halk buluşmaları gerçekleştiren Emek ve Özgürlük İttifakı, İstanbul mitinginde artan hayat pahalılığına ve yoksullaştırmaya geçit vermeyelim diyor. Gerçekten şu anda süreç çok ağır gidiyor işçiler için. Evine ekmek götüremiyor, çoluk çocuğunu okutamıyor, kiranı ödemiyor, faturaları ödemiyor. Buna dair yapabileceğimiz tek şey var. Birleşmek, bir araya gelmek, örgütlenmek. Geleceğe dair çok ciddi kaygılarımız var. Maalesef güvenli bir ülkede yaşamıyoruz, huzurlu bir ülkede yaşamıyoruz. Yani ben yakın zamanda kızımı özel kreşten almak zorunda kaldım. Kreş ücretlerine gelen zamlardan dolayı. Ama sadece yoksullaşma sorunuyla da karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda demokratik haklarımız gasp ediliyor. Tek adam rejiminin baskı ve yasaklarıyla, zorbalığıyla karşılaşıyoruz. O açıdan da işçilerin ve emekçilerin de bu süreçte güçlü bir şekilde taleplerini alanda ifade etmeleri, birleşik ortak bir mücadeleyi geliştirmeler noktasında da önemli adımlar atacağımızı ifade etmek istiyorum. OİTER olarak bir süredir de yoksulluk çığ gibi büyüyor. Artık yeter. Şimdi birlik ve mücadele zamanı adıyla bir kampanya yürütüyoruz. Kitlesel bir şekilde sloganlarımızı haykırıyoruz. Kampanya taleplerimizi yükseltiyoruz. Artık yeter diyelim diyoruz. Bu gidişata dur diyebilecek çünkü tek güç işçi sınıfı. O yüzden bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'nı destekleyen bir kurum olarak yerimizi aldık. Uzun zamandır böyle alanlara tıka basa ve heyecanlı görmemiştik. Gerçekten bu çok umut verici. Biz yılmadık, buradayız. Yok edilemeyiz. Dimdik ayaktayız. %99'umuz çalışıyoruz. O tepedeki %1'i doyuramıyoruz. Bunun farkına vardığımızda işte o %99'u sen Türksün, o Kürt, o Alevi, o Sünni, o şöyle, bu böyle diye bölemedikleri gün, ki o gün çok uzak değil, biz kazanacağız diye düşünüyorum. Biz de diyoruz ki işte bu bölünmeye geçit vermeyelim. Gelin emek cephesinde birleşelim. İktidarın bu politikalarına geçit vermeyelim. Hayatı üreten, hayatı durdurduğunda toplumsal değişimi, devrimci demokratik dönüşümü sağlayacak işçilerin, emekçilerin ittifakı öncelikle ve baskılardan bunalmış, barış isteyen bütün özgürlük güçlerinin, bütün demokrasi güçlerinin, bu düzenden darbe yemiş, mağdur olmuş bütün kesimlerin, ezilenlerin ittifakıdır. Türkiye'nin özlediği bir ittifak olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunu hissediyorduk parça parça. Yaptığımız alan çalışmalarında, fabrikalarda, mahallelerde, okullarda bu enerjiyi hissediyorduk. Bugün ilk defa yan yana getirmiş olduk ama tabii bu daha başlangıç. Evet, toplumda bir değişim arzusu var. Üstelik de çok gözle görülür bir değişim arzusu bu. Biz bunu her yerde görüyorum. Ben insanım benden, başlar asalet, başlar asalet. Asillere paydos, beye nihayet. Şu insanlık derde derde girerse şayet. Ona yar olmaktan bıktım ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh soyanlara, soyup açıp doyanlara. İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara. İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara. Miting alanında ortaya çıkan coşku, baskı ve saldırılara karşı direngenliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Emek ve Özgürlük İttifakı güçlü bir şekilde birlikte değiştireceğiz dedi. Huzurun çarkına dur diyeceğiz ve birlikte değiştireceğiz değerli dostlar. Evet, birlikte değiştirebiliriz. Örgütlü mücadeleyle değiştirebiliriz. Çünkü halk birden büyüktü. Yıkılıp gidecekler. Umarım seçimlerde sokaklarda gücümüzü daha üstün bir şekilde göstereceğiz. Herkes sesini yükseltsin diyoruz, teşekkür ediyoruz. Yani işçiler, proletarya hakikaten birleşmeli ve bu siyasette safını belirlemeli. Yani safları belli ama daha aktif, daha etkin ve kararlılıkla bunu birlikte aşabiliriz. Bizim birliktelikle iddia ettiğimiz şey ötekileştirilmiş, ezilen bütün yılların, milyonların birlikteliğidir. Biz gücümüzü oradan alıyoruz ve onları ifade etmeye çalışıyoruz. Biz burada bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin sesini değil, milyonların sesini bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Kaderimizi sen kendi elimize alalım.
Bu miting bu mesajlarla doludur. Hep birlikte mücadele etmeye ve tek adam rejimine karşı emekçilerin ortak cephesini örgütlemeye devam edeceğiz. Bir yaşa, bir yaşa.